Senin bu hapse düşmen falan da beni iyice soğuttu abla bu siyasi olaylardan falan. İyice çektim kendimi davadan. 2 sene önce de okulu bitirdim şimdi. Eczanenin başına geçtim artık. Kafa değilim. Bizimkiler komple bana bıraktılar burayı. Ben çekip çeviriyorum işte. Aferin sana. Ablam içerisi nasıldı? Çok güzeldi. Böyle her gün dans ettik, birdir bir oynadık falan. Tövbe tövbe. Ya kusura bakma ablam, laf mı benimki de? Suat. Tahsin'den hiç haber aldın mı? Hiç uğramadı mı buraya? Bir haber bile yok mu? Yok ablam. Resmen ortadan kaybolmuş. Ne sen, ne arkadaşlar, ne babam. Kimse bir şey bilmiyor. Gerçi yurt dışına gitti diyorlar ama. Ya Ayhan bir şey yaptıysa? Yok yaşıyor ablam, merak etme. Suat, hani haber almamıştın? Ha. Yok zaten ablam. Yani Ayhan iti de arıyordu onu. Yani bir şey yapsa, öldürse neden arasın değil mi? O yüzden öyle dedim ben. Bilmiyorum. Ama benim iyi olduğunu kendi gözlerimle görmem lazım. Abla. Ya, belki de kaybolmak istedi. İstiyor. Yani ulaşılmak istemiyor belki de. Sen iyi olduğunu bil, bırak gerisini. O söylediğin o kadar kolay değil Suat. Ben bir de okula gideceğim. Tahsin'in ailesinde hiç kimseyi tanımıyorum. Belki ailesine ulaşabilirim. Onların bir bilgisi vardır. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Bir şey öğrenirsem sana da haber veririm. Tamam ablam. Uğra arada da tamam. Merakta bırakma beni. Sağ ol. Zeliha Doğan ismi size bir şey ifade ediyor mu? Bu ismi daha önce hiç duymadım. Bir komiseri evime kadar getirecek bir durum varsa özel olarak ilgileneceğim elbette. Siz hiç merak etmeyin. Fakat ben şu an size daha fazla yardımcı olamayacağım Ayhan Bey. Ayhan Bey'i getirir misiniz? Tamam efendim. İyi günler diliyorum. Buyurun. İçersin Ali abi. Çay ver, çay. Ali kardeş, ne bu surat böyle? Lan oğlum neredesin? Sabahtan beri deli gibi seni arıyorum. Otur. Hayrola? Ya bizim evi elden alacaklarmış, yıkacaklarmış, bina falan dikeceklermiş yerine. Eyvah, deme. Size de mi geldiler? Mahallede kapı kapı dolaşıyorlarmış. Ben yırttım. Benim ev tepede ya. İyi, aferin. Lan sen yırttın da biz ne alt edeceğiz? Ya nedir bu işin hakkı falan? Alabilirler mi öyle evi? Ya sen bilirsin bu işleri. Tınar diye bir şirket mi ne varmış? Onlar yapacakmış bu işi. Tınar İnşaat mı? He. Oo, ben onu bilmiyordum. Mesele ciddi o zaman. Yakında mahalleyi dümdüz ederler desene. E ne yapacağız? Ya senin bir hısın vardı hani. Eyvallah. Senin bir hısın vardı bu adliye sarayında çalışan. Ona bir sorsak bir yol bulunur mu? Sorarım ama ümitlenme. Bu Tınarlar büyük aile, büyük şirket. Çok güçlüler. Zaten bir biz eziyiz canına yandığımın dünyasında. Arkadaş bütün dertler mi aynı anda gelir ya? Neyin var senin? Şirkete gidecektin hani. Niye böyle duruyorsun burada sus pus?
Zeliha'nın hapisten çıktığından haberin var mı? Zeliha? Tanımazlıktan gelme anne, kimden bahsettiğimi basbayağı biliyorsun. Zeliha'nın kim olduğunu biliyorum da bize ne bundan? Varsın çıksın cezaevinden. Kapımıza polis geldi, duymadın mı? Adam Zeliha'yı bizim avukatlarımızın çıkardığını söylüyor. Epey de uğraşmışlar belli ki. Kerim. Kerim ya. Bana haber bile vermeden Zeliha için didinip durmuş. Takıntılı bu kıza. Sakin ol. Dur bir bakalım. Sakin olamam. Kerim'le konuşacağım. Kerim bana bir açıklama yapmak zorunda. Sakın. Sana bir türlü akıllı bir kadın gibi davranmayı öğretemiyorum. Kerim'e tek kelime söylemeyeceksin. Ya ne yapacağım? Yutacak mıyım bu yaptığını? Önce düşmanını tanı. Kızla yüzleş. Kızın babasını biliyorum. Avukat Osman Bey. Zeliha'ya ulaşmak, bulmak kolay. Her şey halledilir. Yeter ki sen soğukkanlı ol. Tahsin Turacı. Bu fakültede okuyordu, bulamadınız mı hala? Baba adı, adresi, ikisi de işime yarar. Üzgünüm. Bu okulda o dönemde Tahsin Turacı adında bir öğrenci okumamış. Kaydı yok. Emin misiniz? Yanlışlık olmalı. Biz beraber okuduk bu fakültede. Bir de o sene okulu bırakan öğrencilerin isimlerine bakabilir misiniz rica etsem? Bakalım. O sene okulu 3 kişi bırakmış. Biri Zeliha Doğan. Tamam, o benim. Diğeri Ayşe Özge adında birisi. 3. kişi kim peki? 3. kişi Kerim Tınar adında birisi. Söylediğim gibi Tahsin Tuğracı bu okulda hiç okumamış. Peki tamam, teşekkür ederim. Yaşayacak yaşta değilim Osman. Bıktım. Ne ara bıktın? Kız geleli şuna daha kaç gün oldu? Bıktıysan çeker gidersin. Seni tutan yok. Ne münasebet? Benim evim burası. Ben çekiyorum yıllardır senin kahrını. Gidecek biri varsa o da Zeliha'dır. Devam et. Tınarlardan bir şey çıkmadı mı yani? O kadın var ya, o kadın tanıyor Zeliha'yı. Gözümün içine baka baka yalan söyledi bana. Zeliha'nın adını duydu, beti benzi attı. Yer miyim lan ben bunları? Ciğerini bilirim ben böylelerini. Parasına güveniyor. Ha, kiminle aşık attığını bilmiyor da. Kovar gibi gönderdi beni evden. Belki de tanımıyordur gerçekten. Yani belki de tanıyordur ama hiç görmemiştir. İsmini biliyordur belki sadece. Kadının kocasıyla bir ilgisi olmasın Zeliha'nın? Ne alakası olacak lan kadının kocasının Zeliha'yla? Şimdi arttırma beni burada. Allah Allah. Lafını bil de konuşun. Benim Tınarlar büyük aile. Öyle hale değil, düşemezsin peşlerine. Teşkilattan bir anladılar mı adamın başını ağrıtırlar. Ama elbet öğreneceğim işin aslında.
Oturabilir miyim? Tabii. İki yalnız kadın için yanlış bir yerdeyiz bu saatte. Hele sizin gibi şık bir kadın için. Oldukça tehlikeli. Neden? Eskiden mahallenin iti kopuğu burada olurdu bu saatte. Gerçi şimdi nasıl bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu gelmeyeli. Hapishanedeydim. Siyasi bir suçlunun yanında oturuyorsunuz yani. Yeni mi çıktınız? Evet. Yeni çıktım. Çıkınca da dert bitmiyormuş. Yeni bir hayat kurmam lazım şimdi. Mimarlık fakültesini bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi bitiremeden içeri girdim. Şimdi lise mezunu olarak iş ve para bulmam lazım. Bir an önce eve çıkıp babamın karısının dırdırından kurtulmam lazım. Ama en önemlisi oğlum için bir gelecek kurmam lazım. Oğlunuz kaç yaşında? 5. Oğlum 5 yaşında. O da sizinle cezaevinde miydi? Hayır. Değildi. Kusura bakmayın, üzmek istemedim. Önemli değil. Dert çok bende. Beni üzmek kolay. Anlatsam uydurduğumu falan düşünebilirsiniz. Hepsiyle yalnız mı baş ediyorsunuz? Hayatınızda biri ya da eşiniz yok mu? Var. Sevdiğim biri yani. Bana çok destek olan biri vardı zamanında. Beni çok seven bir adam. Hislerinde yalnız değildi. Ama o günün şartlarında bunu itiraf etmek kolay değildi. Ama şimdi olsa... hiç çekinmeden karşısına çıkar, ona olan aşkımı suratına aykırır. Başımı omzuna koyup... orada kalsın isterim. Öyle biriydi işte. Ne oldu peki ona? İzini kaybettim. Pardon. Sıktım sizi. Çok konuştum. Bu arada... siz hiçbir şey anlatmadınız. Bari isminizi söyleyin. Sevgi. Sevgi Tınar. Sanırım daha çok duyacaksınız bu ismi. İyi geceler. Bir dakika. Ne demek istedin? O sene okulu 3 kişi bırakmış. Biri Zeliha Doğan. Diğeri Ayşe Özge adında birisi. Üçüncü kişi kim peki? Üçüncü kişi Kerim Tınar adında birisi. Fevzi ile konuştum bugün. Bu adliyedeki tanıdığıyla konuşacak. Evi kurtarabilmek için ne yapıp ne yapamayacağımızı öğrenecek işte. Aman bırak Allah aşkına. Fevzi'nin tanıdığı adliyedeki o adamdan ne olacak? Boş ver. Sen en iyisi o parayı al oğlum. Al. Biz o parayla şöyle kendimize güzel bir çadır kurarız artık. Anne. Kimse alamaz evi elimizden. Ben buradayım kapı gibi. Aman bırak. Gördük neyi nasıl becerdiğini. Ne eve para getirirsin, ne çalışırsın. Anne yeter, kes! Murat ne oldu oğlum? Ama kulağı. Abla sen bir bakıversen. Ama neyine bakacağım? Sana naz yapıyor işte. Hastaneye götürseydik bari çocuğu. Şimdi acille daha beter helak olur çocuk. Bu saatte kim bu kapıyı çalar?
İyi akşamlar. İyi akşamlar Fevzi. Benim ısımla konuştum. Geç abi bahçede konuşalım. Bahsettiğim adliyede çalışan adamın numarası burada yazıyor. Adam gelsin görüşelim, yardımcı olurum dedi. Çok sağ ol kardeşim ya. Bir de sen gittikten sonra bir adam geldi kahveye. Senin hanımına. Kaderi sordum. Kaderi mi? İnsanlar tembihli, merak etme. Tanımıyoruz dedi herkes. Adam kadere bir mektup getirmiş. Ben de nakap. İşte bu. Diyeceklerim bu kadar. Son otobüs kaçırmadan gideyim ben. Yolumuzu. Bir çay falan içseydin. Eyvallah. Sağ olasın. Kaderim, görüş gününe geldiğinde kaçıp gittin. Ortadan kayboldun. Buralara kadar gelip de neden konuşmadın benimle? Neden kaçıp gittin? Sana git, bir daha buralara gelme diyeceğimden mi korktun yoksa? Korkma kaderim. Ben o hatayı ömrümde bir kere yaptım. Ve o günden beri her gün ölüyorum ben. Senin kalbini kırmanın acısını kalbimde taşıyorum. Buraya ilk geldiğimde bir mektup yollamıştım sana. Senelerce o mektuba cevap bekledim senden, gelmedi. Ümidimi kesmiştim. Ama seni görüş gününde, burada görünce dünyalar benim oldu. İçim içime sığmıyor o günden beri. Çıkıyorum ben bu delikten kaderim. Çok yakında. Gelip bulacağım seni. Belki de zamanı şimdidir buluşmamızın. Belki de bunu hissedip de geldim. Cevapsız koyma, kurban olayım. Bekle beni gül yüzlü. Hacet yok. İyi düşünmüşsün. Ama daha yeni çıktı. Çalışamaz daha. Önce biraz kendine gelsin. Yeni çıktı Zeliha. Tamam. Çok zahmet ettiniz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Kim arıyor? Hiç. Senin hapisten çıktığını duyan eski bir müvekkilim aradı. Mimarlık bölümünü terk ettiğinden haberdar. Bir arkadaşının iş yerinde sana bir iş bulmuş. O yüzden böyle bu saatte heyecanla aramış. Ben de çalışamayacağını, biraz dinlenmen gerektiğini söyledim. Niye öyle söyledin baba? Zaten oğlumu aramama izin vermiyorsun. Elimi kolumu bağladın. Bari çalışıp paramı kazanayım bir an önce. Zaten evde oturup Feride'nin mutsuz suratına bakmaya bayılmıyorum. Oğlumu eğer geri alacaksam bir an önce hayatımı kurmam lazım. Paraya ihtiyacın yok. Ben varım. Baba, zaten evde bunalıyorum. İyi gelir bana. Emin misin? Eminim tabii. Hadi ara sen adamı. Selçuk Bey'le görüşmek için geldim. Nerede acaba? Hemen şurada. Teşekkürler. Güzel. Odaları küçültüyoruz, salonu büyütüyoruz. Orta sınıf için yapılıyor bu proje. Bu haliyle olmaz, geri döner. Selçuk Bey.
Zeliha ben. Osman Yücesoy'un kızıyım. Görüşme için gelmiştim. Aa evet evet. Bekliyordum ben de seni. Benimle gel lütfen. Bana böyle bir şans tanıdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçi nasıl işinize yararım bilmiyorum. Okulu da bitirmedim ama canla başla çalışırım. Ondan şüpheniz olmasın. Büyük bir konut projesiyle ilgili yardımcı olacaksın bana. Maliyetleri araştıracaksın. Yapabilir misin? Yaparım. Selçuk Bey, inşaat şirketi bir an önce planları görmek istiyor. Daha araziyi görmedim ben. Projenin yapılacağı yeri görmek ister misin? Hızlı bir başlangıç olur. Olur. Yani gelirim. Kadere çıkarmayacak mısın? Hı? Kahvaltıyı anan mı hazırlayacak gene? Anam hazırlayacak, çıkarmayacağım. Tersinden mi kalktın yoksa sabaha kadar uyumadın da kendi kendini kudurttun mu yine? Tamam, hazırlarım ben kahvaltıyı. Kader'in Neriman'a gitmesi lazım, ilaçlar alınacakmış. Neriman'a da anam gidecek bundan sonra. Kader çıkmayacak o odadan, gözümün önünden ayrılmayacak. Kader de Murat da bundan sonra Neriman'a gitmeyecek. Yeni düzen böyle bu evde. Ev kalırsa Allah'ına şükretsen. Ne oldu gene birdenbire? Derdin ne anlamadım ki? Tövbe estağfurullah. Proje burada mı yapılacak? Evet. Bu gördüğüm bütün gece kondular komple yıkılacak. Bu gece kondular yıkılırsa burada yaşayan insanlar ne olacak? Onlar ne yapacak? Böyle projelerde inşaat şirketleri gece kondu sahiplerine maddi yardım yaparlar. Mağdur olmazlar yani. Adam çıktı mı odadan? Adam biraz zor çıkar o odadan. Her şey üstüme kaldı zaten. Doğru sallan. Bir de seninle uğraşmayayım. Bak paparayı yersin. Bu bahçeden dışarı çıkmak yok. Tamam mı? Binlerim ana koşmam eksikti. Şey mi oldu? Ha? Yok bir şey. Oo, arabaya bak! Sen? Neye göre koparıyorsun? İlk defa mı araba gören ömründe? Yürü hadi geç içeri. Bir de senin peşinden koşmayayım. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk muhtar. İnşaat şirketinden aradılar. Söylediler geleceğinizi. İnşaatın yapılacağı araziyi görmeye geldik biz. Hemen işe koyulacağız. Tamam da mahalleli biraz tepkili bu işe. Evler için verdikleri fiyatları az görüyorlar. Koskoca Sevgi Tınar'ın şirketinin gücü yok mu? Ne diye bizi mağdur ediyorlar diye mahalle kaynıyor. Bu arada siz hiçbir şey anlatmadınız. Bari isminizi söyleyin. Sevgi. Sevgi Tınar. Sanırım daha çok duyacaksınız bu ismi. İyi geceler. O sene okulu 3 kişi bırakmış. Biri Zeliha Doğan,
Diğeri Ayşe Özge adında birisi. Üçüncü kişi kim peki? Üçüncü kişi Kerim Tınar adında birisi. Ben sizin yerinizde olsam şimdi buralarda dolaşmam. Ortalık biraz sakinleşince tekrar gelirsiniz. Peki madem, öyle mi diyorsunuz? Ben sonra tekrar gelirim. Size ben bir kartım vereyim. Durumlarla ilgili bir gelişme olursa beni haberdar edin.